Herkes merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yeni bir videoda daha karşınızdayım. Çok gıcık olduğumu biliyorum, kusura bakmayın. Bugünkü videoyu biraz hızlı çekeceğim arkadaşlar çünkü çok acele işlerim var. Araya video sıkıştırma kararı aldım. Umarım videoyu düzgün çekiyorumdur. Şu an gerçekten çok zor koşullar altında video çektiğimi söyleyebilirim. Neyse, sonuç olarak bugünkü videomuzun konusu nasıl kedi sahiplenebileceğiniz arkadaşlar. Kedi sahiplendim, Alaska adı. Gel buraya Alaska. Şu an gel. Aşkım bak 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 bak. Kameraya bak, kameraya bak. Bak 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 bak. Kulağımı oynamaya kes. Bakın arkadaşlar, bu Alaska. Hiç yerinde durmaz. Evet arkadaşlar, kedi nasıl sahipleneceğiniz hakkında bilgi vereceğim. Kısa bir video olacak. Bu videoyu uzun tutmamaya çalışıyorum. Kedi sahiplenmenin yolları ve nasıl sahiplenebileceğinizle ilgili birkaç bir şey diyeceğim. Ve hani kedi için kullanılacak malzemeler ya da ailenizi nasıl ikna edebilirsiniz, bundan bahsedeceğim. Şu an benim ikinci kedim, yani ikinci kez aldığım kedim Alaska. Bu arada erkek. Şimdi aileyi nasıl ikna ederiz'i geçip hemen kedinin zorluk kolaylıklarından bahsedeyim arkadaşlar. Kedi kolay aslında. Sadece yani dünyanın en kolay bakılabilen hayvanı diyebilirim bence. Çünkü sizin yapacağınız tek şey, alacaklarınızı söylüyorum. Alaska ayağımı bırak. Alacağınız tek şey kum, mama, kum kabı ve box. Hani taşımak için box. Bu kadar. Hani alınacak bir şey de yok aslında, o kadar çok bir şey. Ve zaten kendi kendileri temizliyorlar. Kendi kum alışkanlığını kazandırdıktan sonra kuma tuvaletlerini yapıyorlar. Sadece sürekli kumunu toplamanız gerekiyor. Yani kumunu değiştirmeniz gerekiyor. Mama koymanız gerekiyor. Yavruysa yaş mama ve süt içebiliği olabilir. Bunun için sadece ilk başta birazcık hani gideri fazla oluyor. Yaş mama alırsınız. Mesela ben Alaska'yı şu an henüz daha kurmama yeni alışmaya başladı. Ondan önce sütü var onun. Süt tozu aslında. Özel bir karışım o. Suyla karıştırıyorsunuz. Veriyorsunuz. Süt oluyor ona. Ondan sonra yaş mama. Yaş mama veriyorum. Konserve şeklinde satılıyor. Yaş mama yiyor. Şimdi kurmamaya alıştırmaya başladım. Ben kurmamayı normalde satarak önüne verecektim ama direkt yemeye başladı. Ki yavrular için ayrı bir şey oluyor. Bu kadar, hani pek bir maliyeti yok aslında, bize gelen bir maliyeti yok. Sadece aşılarını yaptırmanız gerekiyor. İlk başta iç dış parazit aşıları, ondan sonra karma aşısı biraz daha büyüdükten sonra. Bunun dışında başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Ailenizi nasıl ikna edeceksiniz? En kolay yol. En kolay yol arkadaşlar, muhakkak kedileri, kedi sahipleneceksiniz eğer. Kediyi daha önce kedi gösterin veya sevdiğinizi gösterin. Kediyi, yani bilmiyorum hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama daha önce hani eğer aileniz kedi ya da hayvan baktıysa zaten işiniz çok rahat. Ama eğer bakmadıysa kedileri ona gösterin. Yani kedi gösterin ona ve sevmesini sağlayın. Ve eğer izin vermiyorsa bunun sebeplerini sorgulayıp bunun kökenine inin. Sebebi ne, neden vesaire falan filan. Bunları sorgulayın ama eğer, hatta bu videoyu da izletebilirsiniz. Kedinin hiçbir zorluğu yok. İnanın, benim şu an evde babam ve eşiyle yaşıyorum. İnanın ki kedi bir can oldu bizim için. Bir bebek, ya zaten bir can. Bir bebek oldu bizim için adeta. Çok güzel bir şey. Yani mesela en güzeli ne biliyor musunuz? Hani babamın gelin kediyi sevmesi çok hoşuma gidiyor benim. Yani onu sevmeleri beni seviyorlar kadar seviniyorum açıkçası. Çok güzel bir şey evinizde bir canın olması. Hani dini yönden sorgulayacaksınız falan. Öyle bir şey de yok zaten, hani öyle bir sıkıntı sorunu da yok. Hatta kedilerin daha iyi olduğu şey söyleniyor falan. Bu kadar zorlukları yok, kolaylıkları var hatta. Ve size bir bebek oluyorlar, bir yoldaş oluyorlar. Sadece ısırmasa, benimki çok ısırıyor. Alaska ısırması, onun dışında hiçbir zorluğu yok. Bu kadar basit kedi bakmak. Böyleydi. Kedi sahipleneceğiniz yerlerden bahsedeyim hemen kısaca. Sahipleneceğiniz yerler arkadaşlar sahibina.com vesaire gibi internet sitelerinden sahiplenebilirsiniz. Sokaktan kedi sahiplenip veterineri götürüp
O kediyi de sahiplenebilirsiniz. Ailenizin, arkadaşınızın, çevrenizde sorun. Onları da sahiplendiren var mı? Bunlar da olabilir. Çeşitli yollarla bunu yapabilirsiniz. Kedi bakmak çok güzel bir şey. Hayvan bakmak çok güzel bir şey. Bu arada kedi, eğer sorumluluk sahibi değilseniz lütfen kedi alıp mağdur etmeyin onun kendinizi. Bakabilecekseniz alın. Masraflarını, giderlerini sağlayabilecekseniz alın diyorum. Bu kadar. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Hızlıca çekmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar çok işlerim var. Bu çok yoğunum. Bu arada bu sivitimi çok seviyorum. Şöyle kocaman salaş bir sivit. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Bu arada İngilizce video çekmeyi düşünüyorum. Onunla ilgili video konusu ne olsun bana önerin. İngilizce çekeceğim. Çekmeli miyim onu da bir önerin bana. İngilizce video çekeyim mi? Konusu ne olsun? Kitap mı vesaire, film mi ne önereyim? Ya da herhangi bir konu bulun ve ben onu full İngilizce olarak çekeceğim. Şu an B1 seviyesindeyim. Devam ediyorum zaten. O yüzden İngilizce video içinde bana bir konu yazın yorumlara ve onu da çekeyim. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye bye.